Selamünaleyküm. Hakkınızı helal edin. Biz böyle bir heyecana kapıldık bu önümüzdeki Şeb Aruz programları için. O yüzden yurt dışından misafirlerimiz var ya, onların organizasyonuyla böyle hemen aklımıza takıldı mı mini istişareler yapıyoruz. İnşallah, ne bileyim, gene bir heyecan kasırgası oldu demek ki bende. O yüzden kendimi alamıyorum heyecanlanmaktan. İnşallah Allah hepinize de benden fazla heyecan nasip eylesin. Amin. Çalışmak ve koşturmak nasip eylesin inşallah. Amin. Bir derviş günlük virdini kaç tane çekebilir, nasıl niyet eder? İstediği kadar çeksin. Bir dersini bitirecek günlük virdini, ikinciye bitirecek, üçüncüye bitirecek, dördüncüye bitirecek, beş, altı, yedi, çekebildiği yere kadar çeksin, bir sıkıntı yok. Evet, hadis-i şerifi okumuştuk. Şaşırıyorum o kimseye ki hem ölüme inanıyor, hem de ölüm yokmuş gibi neşeleniyor. Yine şaşırıyorum o kimseye ki hem cehenneme inanıyor, hem de gülüyor. Dünya malı ve dünya ehlinin neler yaptığını görüp ve bu sebeple dünyadan hoşnut olan kimseye şaşarım. Kadere inanıp sonra dünya için gece gündüz iyice yorulan kimseye şaşarım. Hesaba inanıp amel etmeyene de şaşarım. Malum Ebu Zer-i Gifari Hazretleri soruyor ya, İbrahim Aleyhisselam ama Musa'nın sahifelerinde ne vardı diye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de o normalde işte nasihat vardı deyip bu hadis-i şerif irad oluyor. Bunu diyeceksiniz ki sufilerle bağlantısı ne? Sufi her anını murakabeyle geçirir. Herkesin kahkahayla güldüğü yerde cehennem aklına gelir. Herkesin dünyaya aşık olup dünyayı sevip dünya için birbirini kırıp fattığı yerde sufi murakabe eder. Der ki bu dünyada durucu değilim, geçip gideceğim. Bu dünyada kim kalmış ki? Bu ne demek? Bu dünyayı biz terk etme noktasında bir öğüt vermiyoruz. Ama dünya için Harun'e hoş geldin. Hay maşallah, subhanallah. İyisin. Allah daha iyisin inşallah. Allah razı olsun. Dünya için insanları kırmanın, insanları üzmenin, insanlara haksızlık yapmanın anlamsız olduğunu düşünür. Sufi bu manada gününü, hayatını murakabeli geçirir. Neyi seveceğini, neyi sevmeyeceğini, niye kapılıp gideceğini, niye kapılıp gitmemesi gerektiğini murakabe eder. O kimsenin murakabe edebilmesi için, murakabe edebilmesi için bilmesi gerekir. Neyi bilmesi gerekir? Dini bilmesi gerekir. O kimsenin dini bilgisinin olması gerekir. O kimsenin sohbetleri takip etmesi gerekir. O kimsenin iyiyi, kötüyü, doğruyu, eğriyi, güzeli, çirkini bilmesi gerekir. O kimsenin dünyaya ne kadar değer verilir, ne kadar değeri verilmez bilmesi gerekir. O kimsenin ahiret hayatı nasıldır, ne değildir bilmesi gerekir. O kimsenin hesapla, kitapla alakalı bilgisi olması gerekir. Hesaba çekileceğine tam anlamıyla iman etmesi gerekir. O kimsenin dünya hayatının bir gün son bulacağına tam anlamıyla iman etmesi gerekir. O kimsenin dünyanın zevkinin, sefasının, eğlencesinin gelip geçici olacağına inanıp iman etmesi gerekir. O kimsenin dünyanın gamının, kasvetinin, derdinin, çilesinin, sıkıntısının biteceğini bilmesi gerekir. Onu normalde ilmel yakın bildiği gibi bu hallerin hepsinde aynel yakin noktasında bilmesi gerekir. Aynel yakin noktasında bilirse o zaman onun murakabesi, o zaman onun meselelere bakış açısı değişir. Aynel yakin noktasında görürse, bilirse üzüntüsü, gamı, kederi, sevinci hepsinde bu dünyada gelip geçici olduğunu, her şeyin bu dünyada kalacağını ama öteye doğru iyi amelin gideceğini, güzelliklerin, iyiliklerin, doğrulukların gideceğini, ötede lazım olan şeyin normalde dünyalık malın mülkün değil, lazım olanın cömertlik olduğunu,
dünya hayatını yaşarken öbür tarafta zevki eğlencenin değil, normalde buradaki Allah ve Kur'an yolunda, sünnet yolunda çalışıp çabalamasının fayda vereceğini o kimsenin bilmesi gerekir. O yüzden murakabe etmek, düşünmek, murakabe etmek, hisse almak, pay almak, ondan bir ölçü çıkarmak birinci derecede ilimle olur. İlimsiz insanın murakabe etmesi mümkün değildir. İlimsiz bir derviş murakabe edemez. O yüzden sufilikte sohbet takip etmek, sohbeti dinlemek, sohbette bulunmak önemli bir şeydir. Bir sufi kendisine lazım olan, bu zamandaki kendisine lazım olan bilgiyi, kendisine lazım olan ilmi kendisinin üstadından öğrenir. Her zamanın kendine göre hastalıkları, her zamanın kendine göre sıkıntıları, her zamanın kendine göre bir nefis terbiyesi, her zamanın kendine göre bir şeytanla mücadelesi, her zamanın kendince bir firavunla mücadelesi ve her zamanın firavunu, her zamanın Ebu Cehil'i, her zamanın Nemrut'u farklıdır çünkü. Bunlar da kendi içlerinde tabiri caizse dönüşür. Geçmişteki firavuna baksanız şimdi siz, bu zamanda olmuş olsaydı siz o firavunu kendinizce firavun olarak nitelendirmezdiniz. Çünkü günün firavunları o kadar şiddet ki, günün firavunları o kadar aldatıcı ki, günün firavunları o kadar kandırmacı ki, günün firavunlarını kendinden zannediyorsun sen. Geçmişin firavunu karşıda duruyordu. Ebu Cehil'in Ebu Cehilliği belliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin karşısındaydı. Nemrut'un Nemrutluğu belliydi. Nemrut Nemrutluğunu yapıyordu İbrahim aleyhisselama karşı. Belliydi, karşı cephedeydi. Karşıdaydı yani. Ama şu anda gizli firavunlar içimizde. Ümmetin içerisinde gizli firavunlar var. Ümmetin içerisinde gizli Nemrutlar var. Ümmetin içerisinde gizli Ebu Cehiller var. Bunlar bizdenmiş gibi görünüyor. Bunlar bizim yanımızdaymış gibi görünüyor. Bunlar bizim dilimizden konuşuyor. Bunlar bizle beraber namaz kılıyor. Hani bunu kim uyarıyor bize? Hazreti Muhammed Mustafa uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, onlar sizin dilinizden konuşurlar. Buhari, Babul Fiten. Onlar sizin dilinizden konuşur. Onlar sizin gibi konuşurlar, sizin gibi namaz kılarlar. Onlar sizdenmiş gibi görünürler. Zamanın, bu çağın firavunları bizden görünüyor. Bizim yanı başımızda duruyor. Zamanın, çağın Nemrutları ümmetin içerisinde dolaşıyor. Ümmetle beraber hareket ediyormuş gibi davranıyor. Ümmetin faydasınaymış gibi görünüyor. Ama gerçekte İngilizlerin valisi, gerçekte Amerikan soytarısı, gerçekte Mossad bozması, gerçekte Rus yosması, gerçekte bu. Gerçekte küfür ehli, hadisleri inkar ediyor. Gerçekte fasığın önde gideni, bütün mezhepleri inkar ediyor. Ama bizim dilimizden konuşuyor. Sanki bizdenmiş gibi konuşuyor. Günün firavunları, Nemrutları, Ebu Cehilleri bizdenmiş gibi konuşuyor. Sarhoş bizi aldatmıyor. Sarhoş bizi kandırmıyor. Ben bazen sohbetlerde sarhoşların gözünün yağını yiyeyim diyorum ya, kızıyorlar bana. Sarhoş bizi aldatmıyor. Bizi aldatan sakallı, bizi aldatan cübbeli, bizi aldatan Müslüman görünümlü münafıklar. Bizleri aldatan, bizle beraber namazda saf tutan firavunlar. Bizleri aldatan, bizle beraber namazda, camide, orada, burada saf tutan Ebu Cehiller.
Bu zamanın korkunç varlıkları bunlar. Bunlar İngilizle ortak işler yapıyorlar. Bunlar Amerikalılarla ortak işler yapıyorlar. Bunlar Ruslarla ortak işler yapıyorlar. Bunlar Mossad'la ortak anlaşıyorlar, CIA ile ortak anlaşıyorlar. Bizdenmiş gibi görünüyor. Koca kafasında kocaman sarık cübbe, bir çuval sakal yürüyor, arkasında binlerce kişi var. Bunlar bizdenmiş gibi oluyor. Bunlar gidiyorlar, Mossad bunları ayarlıyor, düzenliyor, götürüyor. İsrail'de bunları eğitiyor. Amerika CIA'yı alıyor, götürüyor bunları. Adı sanın bilinmemiş adalarda eğitiyor. KGB alıyor bunları, adı sanı belli olmayan yerlerde eğitiyor. Bunlar ya kah bizim önümüzde din alimi gibi çıkıyor. Bunlar kah bizim önümüzde bir şeyh efendi gibi çıkıyor. Bunlar kah bizim önümüze bir dini siyasi lider gibi çıkıyor önümüze. Bunlar kah önümüze böyle siyasi bir partinin içerisinde mücahit gibi çıkıyor önümüze. Bunlar bir İslami gazetenin, İslami gazete denilen bir yerde köşe başını tutmuş. Orada köşe başında bir köşe yazarı çıkıyor önümüze. Biz diyoruz ki ya ne kadar mücahit insan. Ama bir bakıyoruz ondan sonra CNN'de soluklanıyor. Ondan sonra oradan ahkam kesiyor bize. Bir bakıyoruz biz Hürriyet'te soluklanıyor. Oradan ahkam kesiyor bize. Bir bakıyoruz biz o gitmiş İngiliz sermayesinin yanı başında bir müdürlük kapmış. Oradan ahkam kesiyor bize. Bir bakmışsın adam gitmiş Amerika'da CIA'nın herhangi bir yan örgütünde çalışıyor. Bir şirketinde çalışıyor. Ama onlar bizle berabermiş gibi davranıyorlar. O yüzden murakabe etmek için, murakabe etmek için birinci derecede o kimse ilmel yakin noktasında ilim ehli olacak. Bu zahir. İkincisi aynel yakin noktasında. Buna ben hani tarikat ilmi derim ya, tarikat ilmi. Rüyası olacak o kimsenin. Hali olacak o kimsenin. Ancak o zaman tanımlayabilir bunu. Aynel yakin noktasında. Üçüncüsünde murakabe ehli. Hakkel yakin olur ki Allah onun gönlüne ilham eder. İşte onun murakabesi daha kuvvetli olur. Onun murakabesinde bir şaşırmacı olmaz. Onun murakabesinde bir aldatmacı olmaz. Onun murakabesi ok gibi dimdik gider. Ama sufi murakabe eder. Dünyayı da ahireti de, iyiyi de kötüyü de, doğruyu da yanlışı da murakabe eder. Allah Adem'den itibaren bütün peygamberlerine ve peygamberlerinin üzerinden insanlara iyiyi, doğruyu, güzeli öğütlemiştir. Ve insanlara iyiyi, doğruyu, güzelin peşinden gitmesini emretmiştir. İyi aranır. İyinin iyisi aranır. Doğru aranır. Doğrunun doğrusu aranır. Hikmet aranır. Hikmet aranır. Hikmete ram olunur, tabi olunur. Hikmete teslim olunur. Hikmete teslim olunur. O yüzden Allah bütün peygamberlere kitap verirken ayet-i kerimede der ki biz onlara hikmet de verdik. Ve hikmet bu manada Allah'ın yeryüzünde Allah'ın mirasıdır. Allah'ın yeryüzünde bir lütfu, ikramı, ihsanıdır. Allah peygamberlerini hikmetle donattığı gibi peygamberlerin izinden giden velilere, evliyalara, müminlere de ne yapar? Bu hikmetle donatır. O hikmetle insanlar murakabe ederler. O hikmetle insanlar iyiyi, doğruyu, güzeli anlarlar. Bunun normalde ilim yolu sufiliktir. Bunun ilim yolu sufiliktir. Bunun ilim yolu zikir halakalarıdır. Bunun ilim yolu bir üstadın dizinin dibinde oturmaktır. Onun sohbetiyle bereketlenmek, onun açmış olduğu o yolda yürümektir. Başka türlü insan hayır bilirken şerre gider, şer diye düşündüğü şeyde hayrı bulur. Biz
doğruyu bilemeyiz. Doğruyu ancak Allah bilir. O yüzden biz 5 vakit namazda Cenab-ı Hak bize bir kapı aralamış. Biz deriz ki ya Rabbi bizleri o sırat-ı müstakimde eyle. Amin. O peygamberleri, velileri, o seyyidleri, o şerifleri, o büyük Allah dostlarını sırat-ı müstakimde tuttuğun, eylediğin gibi bizleri de onlarla beraber eyle diye Amin. Günde 5 vakit dua ederiz. Allah cümlenizi ve cümlemizi hikmet ehli eylesin. Amin. Murakabe ehli eylesin. Amin. O yüzden dünyaya, ahirete, hesaba, kitaba murakabe ederekten bakanlardan eylesin inşallah. Amin. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun inşallah. Nafile oruç tuttuğumu söyledim ortamda. Bir abimiz sen bunu söylediğin için senin orucun kabul olmadı dedi. Ben de kendisine söylediğinin doğru olmadığını belirttim. Nafile ibadetler ifşa edilirse kabul olmaz diye bir hüküm var mı? Normalde sufiler nafile ibadetlerini toplumun içerisinde ifşa etmezler. Bunun ölçüsü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer, o Efendimizin oğlu Abdullah naklediyor bunu. Ben diyor Hazreti Peygamber'in evinde otururken, çünkü Esma onun kız kardeşiydi. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kayınbirader oluyordu. Ben diyor Hazreti Peygamber'in evinde otururken Bilal ezan okudu. Öğleyle alakalı. Ezan okuyunca diyor, biz evde 4 rekat namaz kıldık. Ondan sonra diyor mescide geçtik. Mescitte Bilal tekrar kamet getirdi. Orada diyor 4 rekat farzını kıldık. Sonra diyor tekrar biz eve geçtik. Tekrar eve geçince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 2 rekat daha namaz kıldı diyor. Şimdi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nafilesini saklamış. Ne yapmış? Evinde kılmış. Sufiler nafile ibadetlerini saklarlar. Yanındaki kimselere söylemezler. Nafileleri tavsiye ederler, nasihat ederler. Nafile ibadetleri, yaptığı ibadetleri söylemeyi bir tek üstadlara müsaade etmişler. Sebebi de şu, yani ölçü olsun. İnsanlar öğrensinler. O kimse üstad seviyesine geldiyse onun söylemesinde bir beis yoktur. O böyle nafilesini de söyleyebilir demişler. Onlara müsaade etmişler. Ama onlar dahi çok eşkare söylememesi gerekir. Sebep? Çünkü mürit onu kendine ölçü edinmeye kalkar, güç yetiremeyeceği bir şeyle karşılaşır. O gecede örneğin atıyorum 10.000 tevhid çekiyordur, 20.000 tevhid çekiyordur veyahut da hiç çekmiyordur, başka bir şey yapıyordur. Veyahut da başka bir ibadet ediyordur. Başka bir şey vardır. Bunu dışarıda söylemesi müritlere ağır gelebilir. Kardeşler ağır gelebilir. Birisi diyebilir ki ya üstad bu kadar çekiyormuş, ben de çekeyim. Yok, bu doğru ölçü olmaz. O yüzden nafilelerin bu noktada saklanmasında fayda vardır. Bir kimse pazartesi, perşembe oruç normalde tavsiye edilir. Evet, sünnet midir, nafile midir? Evet. 14, 15, 16 tavsiye edilir. Evet. Ayın başı, ortası, sonu oruç tavsiye edilir. Evet. Bir yerlerde oruçlu musun diye sorulmaz. Bakın. Bir kimseye Ramazan orucu dahil oruçlu musun diye sorulmaz. Bu edebe mugayir bir şeydir. Şeker hastasıdır. Kalp rahatsızlığı vardır. Böbrek rahatsızlığı vardır. Günde 2 litre su içmesi lazımdır. Ramazandır ama o kimse günde 3 litre su içecektir. Bir rahatsızlığından dolayı oruç tutamıyordur. Sen ona desen ki oruçlu musun? Adam utandırırsın. Sana ne? Sormak senin haddin değil. Sufiler bunlara çok iyi dikkat ederler. Bir kimse oruçlu musun? Namaz kıldın mı? Dersini çektin mi? Bu sufi bunu söylemez. Bazen derviş kardeşler, bay bayan kardeşler de geliyorlar. Bizim eksiğimizi söyle. Canım kardeşim.
Biz insanların eksik arayıcısı mıyız ya? Filanca ne yapıyor biliyor musun? Sana ne kardeşim ya? Sana derviş olursa sen tut kulağından at dışarı. Sen bir dergah şeyh olursan kim ne yapıyorsa tut kulağından at dışarı sen. At. Sana ne? Filanca abi işte şöyle. Sana ne kardeşim? Sana dokunan bir şey var mı? Seni ilgilendiren bir şey var mı? Yok. Ne ama soruyorsun? Ne ama eleştiriyorsun? Bu dergah günahkarlar dergahı. Sen kendini günahsız görüyorsan al dersini git. Biz hepimiz günahkarız. Var mı günah olmayan bir kimse içinizde? Tehdit var ya söylemiyorum. Öyle inanabilir. Alayım dersini gitsin. Burada işi yok. Burası günahkarlar dergahı. Bir de neydik biz? Deli. Ne dergahıydık biz? Deliler dergahıyız biz. Bizden uğraşma. Bizim en akıllımız dünyayı 118 sefer ters çeviriyor. Uğraşma bizle. Ya siz nasıl bir topluluksunuz? Böyleyiz kardeşimiz. Hem günahkarız hem deliyiz. Var mı diyeceğiniz? O yüzden bizde sorulmaz. Bu edep dışı. Oruçlu musun? Sana ne? Sana mı düştü? Sen Rabbimiz misin bizim? Bizi sigaya çekeceksin. Biz Allah'a hesap vereceğiz. Kulların hesap verici değiliz. Namaz soruyorsun, oruçlu musun, değil misin? Sen bir şey ikram et, biz orucu bozmasını biliriz. Sen kuzu çevirdin de orucu bozmayan gelsin. Bozarız orucu biz. Ne yapacaksın? Oruçluyuz demektense kuzuyu deviririz biz. Oruçluyum diyeceğim ben. Yerim ben kardeşim, oruçluyum demem. Değil mi Gürcan? Yeriz değil mi? Elhamdülillah bak. Ne ama soruyorsun? Oruçlu musun, değil misin? Sen kuzu çevirdin de mi getirdin de oruçluyuz biz yemeyeceğiz mi dedik? Yok yeriz kardeşim. Allah Allah. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. O yüzden sormayın. Oruçlu musun, değil misin? Birisi de sordu. Bak tekrar söylüyorum. Birisi sordu. Oruçluyum demektense yemeği tercih eder. Oruçluyum demektense yemeği tercih ederim. Mesela bir gün oruç tuttum. Böyle bir pazartesi günü. Daha doğrusu akşamdan niyetlendim. O zamanlar öyleydi. İftarı ettim. İftar ettikten sonra akşam onda iftar ayranla ediyorum. Kendime ceza kestim. Kendime ceza kesince akşamdan niyetlendim şeyden. O akşam namazından sonra niyetlendim. Pazartesi gün oruç tutacağım ama hani şimdi İslam'da gün akşam namazından akşam namazına değişir. Çünkü güneş, günlük şeyler, ibadetler şeyde, İslam'da güneşe göredir. Aylık ibadetler ise aya göredir. Günlükler güneşe göredir. Gün battı, gün bitti. O gün bitti, gün batınca. Neyse, niyetlendim ben şimdi. Size de ders olsun. O zaman şey efendi, geliyorum, gidiyorum, öyle haber, telefon, melefon, öyle bir şey yok. Şimdi var. Yani rüyanda göreceksin, gideceksin, karşılayacaksın. Öyle bir şey yok. Tabii. Gidip karşılayan kahraman zaten. Bir de herkes birbirinden saklıyor. Dervişlik yarışma gibi. Allah'ım. Geldiğini gördüm. Güldür 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 güldür. Ben sabahleyin tabii gittim. Şeyde bekliyorum. Terminalde. İşte daha terminalin değil girişini İzmir'e girişinden itibaren seyredeceksin otobüsü. Terminalden içeri girdi araba. Ben terminalin orada duruyorum. Şey efendi geldi. O hep derim ya o otobüsün sağ koridor koltukta
en öndedir. Floresan lambası gibi yanar en önde. Ondan sonra neyse yanaştı. Yanaşınca tabii hoş geldin. Hemen valizini aldım ben. Ondan sonra neyse işte o zaman ayakkabı almaya geliyor İzmir'e. Biz yürüdük tabii. İşte o gelince gittiğimiz bir çorbacı var. Oraya gittik. Adam daha çorbayı hazırlamamış tabii de. Biz dışarıda biraz eğlendik. O da hazırladı. Derviş çorbacı da. Ha Mustafa Efendi ah dedi. Görüyor musun dedi. Ta bu çorba hazırlayacak diyor şimdi Şeyh Efendi. Neyse çorbalar geldi. Ben zaten oruçlu olduğumu unutmuşum. Çorbalar geldi. Ben çapır çapır içtik biz çorbayı. Bana böyle baktı. Bitirdikten sonra. Afiyet olsun dedi. Allah razı olsun efendim dedi. Sen oruçlu değil miydin dedi. Kaldım. Sen pazartesiler oruç tutuyorsun ya dedi bana. Kaldım. Bugün değilim efendim dedim. Gerçekten içince çorbayı değilsin artık. Bugün değilim efendim dedim. Âlâ dedi. Sanki ben de akşamdan niyetlenmemişim gibi. İyi. Neyse pazartesi işleri bitirdik biz şeyde İzmir'de. Ondan sonra neyse akşam son otobüste Tire'ye gittik. Tabii o öğlenden sonra artık telefon açtırdı bana. Tire'nin Zakir'ine dedi. Telefon aç dedi. Geliyor dedi. Peki dedim ben. Öğlenden sonra telefon açtık. Geliyor diye. Neyse ben onu aldım götürdüm. Dedi ki sen yarın gelme Mustafa Efendi. Peki efendim dedim. Kendi kendime yarın gitmeyeceğim ya salı gün. Ben salı gün de oruca niyet ettim gene. Bir telefon öğlenden sonra. Tabi o zaman böyle şey efendi filan kelimesi kullanılmıyor. Ben orman işletmesinde çalışıyorum. Telefon misafir seni bekliyor. Küt bek tapıtıyorlar korkudan. Çok korkuyor herkes. Ondan sonra haydi koşa koşa. Ben gittim. Köfteci de oturuyor. Ondan sonra ben direkt oraya gittim tabii. Gel Mustafa Efendi gel oğlum dedi. Sensiz boğazımızdan geçmedi de dedi. Dedim tamam. Hiç sıkıntı yok. Tereyağlı köfteyi götürdük. Ondan sonra kendi kendime tövbe ettim. Bundan sonra dedim Şeyh Efendi geldiğinde bir daha asla dedim oruca niyet etme Mustafa Özbağ. Bu sana ders olsun dedim. Öyle ders kaldı. Şimdi sufiler nafile ibadetlerini söylemezler. Saklarlar. Ya saklarlar deyip de biz saklıyoruz filan deyip de nafileyi terk etmeyin. Öyle bir tembellik de yapmayın. Yani yok ya bak yani söyleyiveririz oruç bozulur filan. Tutmayalım öyle yapmayın. İnşallah sufiler pazartesi perşembe oruçlarına dikkat etsinler, tutmaya gayret etsinler. Hiç olmazsa 14, 15, 16 hiç olmazsa ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmaya gayret etsinler. Ama oruçluyum demesinler. İnşallah. Bazı durumlar oldu baba. Mesela böyle bu karşılaşmalar. Ben şöyle söyleyeyim. Oruçluyum dediğim zaman şöyle anlaşıldı. Ya bak hala oruçlular var. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşadığına. Yani onlarda da böyle bir umut haline geldiği anlar oluştu. Ve ben o bazı hadiselerden sonra bunu açık olarak söylemeye başladım. Hatta yani üzerine de gitmeye başladım. Evet bak ben bugün oruç tutuyorum noktasında. Bunu keskin bir şekilde söylemeye başladım. Yanlış mı yaptım? Değiştirelim. İnşallah. Fâlemennâhu lâ ilâhe illallah.
cemiyen enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha maselat. Amin. Ecmain. Destur.